Merhabalar. Bir önceki derste yaratıcı kodlama aracının bir kısmından bahsetmiştik. Bu videoda o dersin devamı olacak. Konu biraz uzadığı için ikiye bölmüştüm. Bu videodan önce onu izlemenizde fayda var. Şimdi bir hatırlayalım. Geçen derste yaratıcı kodlama aracının amacından ve aracı açmaktan söz etmiştik. Ayrıca kodları haritaya aktarmaktan, yeni kod eklemekten ve kodları birbirine bağlamaktan söz etmiştik. Üst kod, alt kod olayı yani. Bunlardan sonra şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi deprem koduna tıklayalım bir kere. Buradan rengini değiştirelim. Mesela ekonomik faktörlerin rengi bu. Buna bastığımda rengi değişecek. Dini faktörleri mavi yapalım. Akdeniz'i de turuncu yapalım. Bu kodlar da kırmızı olsun. Alt kodların rengi de değiştirilsin dedim. Veya buradan yeni renkte seçebilirdik. Şimdi tekrar bir koda tıklayalım. Mesela Akdeniz koduna tıkladım. Daha sonra özellikler diyorum. Buradan da bazı düzenlemeler yapabiliriz. Etiketimizin adı burada yer alıyor. Akdeniz diye. Burayı değiştirebilirsiniz. Yazı tipini değiştirebilirsiniz. Bakalım. Mesela şunu seçelim. Gördüğünüz gibi artık böyle ifade ediliyor. Yazılıyor. Tekrar tıkladım. Kalınlaştırabilirsiniz. Yatay hale getirebilirsiniz. Buradan sağa veya sola yaslayabilirsiniz yazıyı. Yazının rengini değiştirebilirsiniz. Mavi yapalım. Ve kalın yapalım. Aynı zamanda sınır ekleyebilirsiniz. Sınırlara bastığımızda Akdeniz'in çevresinde şöyle kutucuk olacak. Bu sınırın rengini değiştirebilirsiniz. Yine arka plan ekleyebilirsiniz yazı kısmına. Bu hale getirebilirsiniz mesela. Metin genişliğini ayarlayabilirsiniz. Bunlar basit detaylar. Baka baka kendiniz de öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda kodun rengini buradan da değiştirebiliyoruz. Gördüğünüz gibi yeşil yaptık. O kısma gölge oluşturabiliriz. Kod simgesine gölge oluşturabiliriz. Eğer doldur dersek simgenin içini doldurur. Renk belirlememiz lazım. Mesela siyahla doldursun. Bu şekilde içine de doldurabiliriz. Bahsedeceğim bir diğer özellik sembolün şekli. Bu şekli değiştirebiliriz. Şu şekilde. İstediğinizi kullanabilirsiniz. Aynı zamanda dışarıdan simge resmi de alabilirsiniz. Buraya bastım. Masaüstü diyorum. Şurada Akdeniz'le ilgili bir resim var mesela. Aç dediğimde gördüğünüz gibi simgemiz artık bu şekilde olacak. Yine buraya geldiğimde nesneye sınır ekleyebilirim. Aktifleştirdim. Gördüğünüz gibi kodun etrafına da bir çerçeve oluşturdu. Çerçevenin rengini de buradan ayarlayabilirsiniz. Basit detaylar bunlar. Simgeyi döndürebilirsiniz. Bu şekilde. Tekrar sıfır yapalım. Veya etiketi simgenin üzerinde ifade edebilirsiniz. Bizim resmimizin boyutuyla alakalı bu. Şunu seçelim. Gördüğünüz gibi simge altta, isim üstte olacak. Böyle güzel gözükmüyor. Tekrar eski haline getirelim. Bu şekilde özelliklerini de simgelerin özelliklerini de değiştirebilirsiniz. Keyfinize göre planlayabilirsiniz. Yani bunlar ince ufak detaylar. İsterseniz kullanabilirsiniz. Buradan haritanızın boyutunu ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde seçenekler var. Mesela kaydıralım biraz. Başlangıç noktasına geri git dediğimde geriye gelecek. Bu şekilde ayarlamalar mevcut. Biraz karıştırıp iyice öğrenebilirsiniz. Yani şu an akılda tutmak zor bunları tek tek. Deneyerek, daha sonra kullanarak pekişecek. Zorlamayın kendinizi yani bunları akılda tutmak için. İşlemlerimiz bittikten sonra bu haritayı, yaratıcı kodlama haritamızı MaxMap olarak da kaydedebiliriz. Şimdi kaydedelim. Birazdan bakacağız. Güncel durumun bir kopyası kaydedildi diyor. Tamam dedim. Aynı zamanda bu haritayı dışarı da aktarabilirsiniz. Haritayı dışa aktar diyelim.
Buradan dosyamızın formatını belirleyebiliriz, PNG veya JPEG. Ben genelde ölçeklenebilir vektör dosyası formatını kullanırım. Neden? Çünkü vektör dosyalarının şöyle bir avantajı var. Resmi büyütüp küçülttüğünüzde çözünürlük bozulmaz. Çünkü vektörel bir büyüklük. Oysa JPEG veya PNG piksel tabanlıdır. Büyüttüğünüzde çözünürlük bozulabilir, resim bozulabilir. Ben böyle durumlarda SVG dosyasını Photoshop'a atıyorum. Orada düzenliyorum. İşte sayfa boyutumu ayarlıyorum. Mesela poster olursa farklı veya makale formatında olacaksa A4 olarak belirleyip haritayı büyütüp küçültüp boyutlarıyla oynayabiliyorum. Bozulmuyor bu şekilde. Burası artık sizin ne şekilde kullanacağınıza bağlı dosya formatı. JPEG olarak da alabilirsiniz. PNG alırsanız arka planı da belirleme şansınız var. Buradan renk de seçebilirsiniz arka planın rengini. Bu şekilde dışarıda aktarabilirsiniz haritayı. Şimdi bütün işlemlerimiz bitti. Bunları kod sistemine aktarmamız lazım değişiklikleri. Bunun için burada bulunan yaratıcı kodlamadan çık düğmesine kesin olarak basmamız lazım. Daha sonra böyle bir uyarı gelecek. Eğer evet dersek kod sistemimize değişiklikler yansıyacak. Hayır dersek kapanacak, yansımayacak. Ancak MaxMap'te haritamız duracak halihazırda. İptal derseniz de çalışmaya, yaratıcı kodlamada çalışmaya devam edeceksiniz. Biz evet diyelim. Burayı kapatalım. Gördüğünüz gibi kodlarımız değişti. Artık psikolojik faktörler kodu oluşmuş. Dini faktörler, sosyal faktörler eklenmiş. Gördüğünüz gibi bu şekilde kodlamalarımızda değişiklikler olmuş. Şimdi görsel araçlara gelelim. Buradan Max Maps seçeneğine tıklayalım. Gördüğünüz gibi haritanız burada. Şurayı almadım. Haritanızı görebilirsiniz. Tekrar dışarı aktarabilirsiniz. Kapatalım burayı. Yaratıcı kodlama aracı da bu şekildeydi. Bilmiyorum, verimli bir ders oldu bence. Güzel bir ders oldu. Burada noktalayalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Çalışmalarınıza başarılar dilerim.